Öncelikle bakalım 23 veya kaç idi? 23 aynı zamanda. Değil mi? 23 aynı zamanda 6'ya denk geliyor. 6. satır oluyor doğu yüzü. Orada kalmıştık. Çünkü kitaplarımın tamamı ofiste. Hapis. Bugün uzun süreden beri ilk kez ofise gidip kitapları toparladım. Bütün kitaplarım orada. Raporlanacak kitaplar, dersler için gerekli olan kitaplar tamamı ofisteydi. O sebeple gidip toplamam gerekiyordu. Onlar biraz vakit aldı. Trafik yok ama yine de geciktim. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi tam kaldığımız satırdan başlayalım. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Birazcık şu metnimizi büyütelim. Facebook'ta da kullandığımız metnin tamamı var. Bu defa şöyle bir şey yaptım bugün. Radloff'un, bu kez yine Radloff'un rötuşlanmamış, yani üzerinde oynanmamış fotoğrafını koydum. Bu üzerinde oynanmamış fotoğrafın yanına geçen yıl en son çektiğim resmi koydum. Aradaki fark görülebilir. Özellikle kuzey yüzünde yıpranma daha çok önceye göre. Tunyukuk yazıtının. Bu transkripsiyonda yaklaşık 8 yıldır hiç dokunmadığım bir transkripsiyon. 8 hatta 9 yıl oluyor. 9-10 yıl önce yaptığım bir transkripsiyon bu. Bunun üzerinde değişiklikler oldu. Bu transkripsiyonda okuyuş farklılıklarım var. O okuyuş farklılıklarını henüz yansıtamadım. Fırsat bulup yansıtamadım. Hepsi güncel okuyuşlar, yeni katkılar buraya yansıtılabilmiş değil. Geçen hafta neredeymişiz? Geçen hafta 4, 3, 3. satır. 3. satır. 3. satırın ortasındaydık geçen hafta. Bu da 20. satıra denk gelir. Ardışık sıralamada 20. satır. Tek yönlü sıralamada 3. satıra denk gelir. Okuduğumuz satır şuydu. Artok Kırkız veya Artuk Kırkız. Küçlük Kağan yağımız boltu. Ol üç kağan ögüleşip altın yüş yüze kavuşalım demiş. Ança ögüleşmiş. Ömre Türk Kağangarı sülelim demiş. Burayı hatırlıyorum. Burada kalmıştık. Ömre Türk Kağangarı sülelim demiş. Doğuda Türk halklarına sefer edelim. Türklere karşı savaşalım demiş. Bunlar Türklere karşı ittifak oluşturuyorlar. Şimdi katılımcılar da olacak. Evet. Anarı sülemeser kaçan neng erser ol bizni. Kağana alp ermiş, ayguçısı bilgi ermiş. Kaçan neng erser ölürteçi kök. Tekrarlar var burada. Hem tekrarlarla hem de imla ile ilgili bazı sorunlar var değineceğimiz. Öncelikle kelime kelime başlayalım. Anaru. Anaru aslında bunun kardeşi Türkçe'de yaşıyor. Çorum'da da yaşar, Kayseri'de de yaşar. Söyleyelim Kayseri ağzıyla söyleyecek olsak. Buradan ağrı. Buradan ağrı derken ki kelime buna kök olarak yakındır. Buradan ağrı öte. Buradan öteye. Angaru ile kardeş olsa gerek. Angaru birleşik bir kelime. Daha doğrusu Angaru'daki niye birleşik bir ses? Bu niye? Belli ki an ve garu iki birleşik söz konusu. An ise bağımlı bir biçim birim. Bağımlı biçim birim veya bağımlı kök diyelim. An hiçbir zaman hiçbir Türkçe metinde an yalın olarak karşımıza çıkmaz. Ne eski Osmanlıcada, ne Harezm Türkçesinde, ne Karahanlı Türkçesinde ne de eski Türkçede. An diye bir işaret, gösterme veya kişi zamiri hiçbir zaman karşımızda bir an yoktur. Her zaman türemiş şekli. Daha doğrusu ekli şekli vardır. Anta, ança, anı, anın. Bütün an ile ilgili kelimeler tamamı birleşiktir. Tek başına an hiç yok. Bu an ve garu demek ki öteki şekiller anta, ança, anı, anın. Bütün bunlarda ne var iken
Burada niye olması? Directius, yani yönelme, yön gösterme. Türkçe'de buna birden fazla isim veriyorlar. Yön gösterme eki, yönelme eki. İşlevi tabii ki datif ekine yakındır. Her halükarda yönelme, yön gösterme. Angaru, angaru şeklinden gelse gerek ama angaru hiçbir şekilde karşımıza çıkmaz. Ama ıngaru şekillerine denk gelebiliriz az da olsa eski Uygur metinlerine bakarsak. Eğer yanlış hatırlamıyorsam tekrar sözlükten kontrol etmek gerekir. Ingaru var diye düşünüyorum. Var diye hatırlıyorum. Düşünmek olmaz ama sözlüğe bakmak gerekir. Sözlük şu an için bütünlüklü, alfabetik, eski Türkçe sözlük, Rusça sözlüğümüz. Bunu kullanmalıyız. Yani bu ve Clausen ikisini yan yana kullanmalıyız. Elbette Marcel Hoca'nın gramerinde zamirler kısmı oraya da bakılabilir. Bakalım ıngarı şekli var mıymış? Ben var diye hatırlıyorum. Ama hatırlamak biliyorsunuz insanoğlundan daha çabuk unutan ve insan bir canlı yok. Öte taraftan hiç unutmayan bir canlı. Bazı şeyleri de hiç unutmaz. Evet. Ingaru buraya göre Moyunçor'da varmış. Yani Uygur yazıtlarında. Ingaru yok boltu. Bu Drevne Türski Slavar'ın okuyuşuna göre. Drevne Türski Slavar'a göre varmış. Ingaru. Acaba bu bir doldurma mı, tamamlama mı? Ona bakmamız gerekir. Evet, tamamlama değil, tam imiş Ingaru burada var. Bir kez Moyunçor'da, şeyde değil, Kültigin Bilgekağan yazıtlarında değil. Sonuç olarak Angaru ona doğru, o yönde. Kayseri ağzıyla tam söyleyemem çünkü ben bu kelimeyi tam hatırlayamıyorum ama buradan ağrı get. Buradan öteye git. Buradan öteye git. Birçok Anadolu ağzında bulunur. Günümüz Türk dillerinde de izleri vardır. Yani benim söylememe gerek yok. Sözlüklerden bulabilirsiniz ama Clauzon'un sözlüğüne bakarsak her kelime için üşenmeyip bakacağınız bir numaralı sözlüktür. Her kelime için Clauzon'a bakmak gerekir. Bu metni okurken bu arada daha önce başka vesilelerde de söyledim. Birden fazla metin var. Yani yayımlanmış metin var konuyla ilgili, Tuni Hukuk'la ilgili. En önemli, en eski yayın çalışma elbette Thomsen'in çalışması. Thomsen'den sonra tespit olarak, runik harfli metnin tespiti olarak ve bana göre hala en önemli tespitlerden birisidir bu. Sprengling'in tespitidir. Ondan sonraki önemli yayın Malof'un yayınıdır. Malof. Malof'tan sonra Greno, Aalto ve Rammstedt'in ve tabii Giron'un yayını. Giron'un yayını çok önemli ve Talat Bey'in doktora tezine dayalı çalışma. Ve ondan çok uzun süre sonra Talat Bey'in doktora tezinden sonra yine en önemli çalışma yine Talat Bey'in kendi çalışmasıdır. Talat Bey'in çalışmasından sonra en ayrıntılı çalışma Volker Ribatski'nin bana bir öğrencim söylemişti. Ribatski'nin çalışması Akademia Edu'da varmış. Dileyen herkes oradan ulaşabilir. O çalışma mutlaka kullanılmalı. Bakalım Clauzon'da Angaru için ne varmış? Clauzon madde başı olarak Angaru, Ngaru ve Inaru üç şekli vermiş. Directive from veya of demiş. For an yani ol. Ama Clauzon ıngaru şekline yer vermemiş. Tabii ki sonraki öteki Türk dillerindeki şekiller olarak narı şekillerini, narı, naru şekillerini anmak gerekir. İlk ses kaybolmuş. Buradan Çağdaş Uygurcadan Yarring'in sözlüğüne göre narı şekillerini vermiş. Bundan başka Hakasça'daki şekli vermiş. Ağır ber, ağır ber, Hakasça şekillerini vermiş. Arı eri şeklinde olduğuna değinmiş. Yani Clauzon'a bakarsanız günümüz Türk dillerindeki çoğu şekli verir. Moyunçor'daki şekli ise ınaru olarak yer vermiştir. Clauzon. Evet. Angaru'dan devam edelim. Angaru Sülemeser. Onlara doğru asker göndermez isek, onlara doğru orduyu sevk etmez isek,
onlara doğru sefer etmez isek, süle meser. Süyü biliyorsunuz. Sü ordu ve asker. Normalde bizim Türkçemizde yaşamıyordu. Dil devrimi sonrası bir yolla askeri terim olarak çeşitli birleşikler de var ama tam eski şekline uygun değildir. Bunun dışında Osmanlıca da yaşıyordu değil mi? Sübaşı veya subaşı. Osmanlıca'da kelimenin etimolojisi kökle olan ilişkisi unutulmuştu Osmanlıca'daki. Dolayısıyla bazı sözlüklerde bunun karıştırılmış olduğunu görürsünüz subaşı kelimesinin. Normalde Osmanlıca'da emniyet amiri, şehrin emniyet amiri gibi kullanılıyor. Ama bazı sözlüklerde, hatta Türkçe sözlükte bile tam şimdi hatırlamıyorum, bakmak gerekir. Yeni baskılarda düzeltilmiştir herhalde. Bir taraftan şehrin su işlerine bakan kişi anlamı verilmiş. Hatırlıyorum bir Türkçe sözlükte, Türkçe sözlüklerden birisinde yani. Öbür taraftan da şehrin emniyet amiri, ases başı gibi anlamlar vermiş. İşte orada sü var idi. Bir de sık söylenir. Bunu atasözüyle uğraşanlar daha iyi bilir. Çok sık söylenen birçok kaynak değilmiş. Şu an burada yani spontan, irticalen konuştuğumuz için herhangi bir kaynağa bakmadım. Hafızamda yok. Su uyur, düşman uyumazı birçok kaynak su uyur, düşman uyumaz olarak değerlendirir. Mutlaka birisi yazmıştır, diğerleri de vardır. Şu an bilmiyorum. Sizler karıştırıp bulabilirsiniz. O ifade içerisinde yine etimolojisinden koptuğu için, etimolojisinden koparıldığı için su yerine su şeklinde söyleniyor. Su uyur. Tabii su niye uyuyacak da düşman uyumayacak? Bunu düşünmek lazım. Bir orada farklılık var. Su olması gerekiyor. Devam edelim. Süle meser. Asker sevk etmez ise, sefer etmez ise, kaçan neng erser. Kaçan neng her halükarda ne olursa olsun. Buranın okunuşu birden farklı. Kaçanın okuyanlar da olmuş. Kaçanın okunsa burada bir anlam çıkmayacaktı. Kaçanın, ne demek kaçanın? Böyle bir kelime yok. Bu tam uygun değil. Belli ki arka arkaya gelen iki ne harfinden birisinden feragat edilmiş. Tabii kaçan nen yazılırken nelerden birisi N1, ikincisi ise N2 olmalıydı. Şedde gibi düşünülmüş. Farklı N harfleri de olsa şedde gibi düşünülmüş. N harflerinden birisi yazılmamış. Kaçan nen, Talat Bey'in yorumu kaçan nen şeklinde. En son yorumu böyledi. Her halükarda ne olursa olsun ol bizni, o bizi, yani Türkler bizi. Kahan'ı alp ermiş, Hakan'ı kahraman imiş. Bu alp kelimesine, alp sözüne daha önce değindik. Ayguç'usu bilgi ermiş. Ayguç'u sözüne de değinmiştik. Ayguç'u danışman ile sözcü arasında her iki anlamı da taşıyor. Ayguç'u sözü kullanıldığı döneme ve kullanıldığı coğrafyaya göre anlamları değişebiliyor. Danışman anlamı da var, sözcü anlamı da var. Eski Türkçedeki ünvanlar ve kavim adları ile ilgili benim en sık kullandığım eski döneme ait. Tabii yeni çalışmalar var bu konuda. Ünvanlarla ilgili daha yeni çalışmalar var. Volker'in, Rybatskis'in çalışmasından tutun, Erhan Aydın'ın çalışmasına yeni çalışmalar var. Oralarda daha yeni kaynaklar var. Ama ben çalışmamı hazırlarken hep eski çalışmalarla gitmiştim. Çünkü yeni çalışmalara çok ayrıntılı bakamadım. Zamanında en çok baktım Volker'in çalışmasıydı. Eskilerden iyi çalışma olarak Pritzak'ın çalışmasını belirtmem gerekir. Pritzak'ın gerçekten kullanışlı ve çok yönlü bir çalışması. Çünkü Pritzak bir taraftan tarihçidir, bir taraftan dilcidir. Bu arada tarih deyince ofisteydi birçok tarih kaynağım, ancak bugün getirdim. Çok uzun süredir onların hiçbirisine dokunamıyordum. Mesela bugün getirdiğim kaynakların arasında İsem Bika Hanım'ın editörlüğünü yaptığı kaynağı getirdim. Henüz çıkartamadım çantalarda.
daha önce Ahmet Bey'in Taşyalı'nın çalışmasına değinmiştim. Liu Maotai'nin çalışmasına değinmiştim. Kullanılması gereken önemli kaynaklardan birisi. Tabii ki kaynak çok. Türkçe olarak yeni çalışmalar da var. Ama ben kendi çalışmalarımı hazırlarken 2010'a kadarki çalışmaları daha çok kullandım. 2010 sonrası çalışmaları hakkıyla değerlendiremedim. O sebeple onları zikredemiyorum. Peter Golden'ın çalışmasını unutmamak gerekir. Türkçe de çevrildi. Türkçesi de var biliyorum ama Türkçesi bende yok. Kullanamadım onu. Peter Golden'ın Türk kavimleri üzerine yaptığı bir tarih çalışması var. Bir taraftan da dilci gibidir. Bunu niçin söyledim? Tıpkı Pritzak gibi. Yani konuyu hem tarihçi hem dilci yönüyle ele alan iki çalışmadan birisidir. Pritzak'ın çalışması da bana göre konuyla ilgili en önemli, en iyi kaynaklardan birisi. Tabii ki kısa ama önemli. Pritzak'ın çalışmasını da unutmayalım. Buraya giriş sebebim Ayguç'u idi. Ayguç'tan sonra şimdi kavim adlarına da geleceğiz. O vesileyle değinmek istedim. Tekrar kaçan ne engelliyor? Yine kaçanın gibi yazılmış. Her halükarda ölürteçi kök. Öldürecektir. Ölürteçi tabii ki öldürecek. Ölürteçi, buradaki teçi gelecek zaman eki değil mi? Gelecek zaman eki deniyor ve sonra da anlamı pekiştiren ök gelmiş. Ama ök burada kök şey ölürteçik. İki defa gelmiş demek ki ek. Taçı teçi veya daçı deçi bunun da birleşik bir ek olduğu söylenir. Böyle olduğunu düşünenler var. Az da olsa gelecek zaman ekinin çığ çiğ şeklinde geldiğini görürüz. Hem yazıtlarda hem de eski Uygurca bazı metinlerde çığ çiğ gelecek zaman eki olarak görülür. Ama ne zaman? Çoğunlukla olumsuzluk ekinden sonra görülür. Çoğunlukla olumsuzluk ekinden sonra. Özellikle yazıtlarda şimdi tam hatırlamıyorum. Dediğim gibi doğrudan ofisten geldim. Kaynaklarım yanımda değil ama yara maçı. Yanlış hatırlamıyorsam Tunukuk'ta mı geçirdi? Yara maçı. Tekrar bakacağız. Tunukuk çalışmaları yanımızda. Bakalım. Yara maçı. Yani yaramak, uygun düşmek, iyi olmak, olumsuzluk eki. Evet, ta kendisi. Birazdan gelecekmişiz hatta. Hatta birazdan değinecekmişiz. Biraz erken konuşmuş oldum. Hemen aşağıda. Evet. Yara maçı. Faydası olmayacak. Yazıtlarda demek ki ma'dan sonra gelmiş. Uygurca metinlerde la ekinden sonra da görülür. İsimden fiil yapan lale ekinden sonra. Eğer doğru hatırlıyorsam buzagulaçı. Buzagulaçı kotoz inek. Buzagulaçı kotoz ingek veya buzagulaçı ingek. Buzagulaçı kotoz ingek. Yani yavrulayacak olan yak. Bunu Esten Panchatantra olarak adlandırılıyordu. Panchatantra'dan hatırlıyorum. Öte yandan Jens Wilkins bunların bir bütünün parçası olduğunu düşündü ve buna göre yayımladı da Daşakarma içerisinde. Orada geçer bu buzagulaçı. Bundan başka bu çığ üzerine geçen yıl veya 2 yıla yaklaşmış oldu. Galiba Nasilov bu konunun üzerinde en son duranlardan birisi Nasilov'dur. Bunu niçin söyledik? Daçı deçi eki için. Daçı deçi içerisinde bir lokatif eki ve bir çığ eki görenler vardı. Böyle düşünenler vardı. Başa geçelim. Anarur sülemeser, kaçan neng erser, ol bizni, kaganı alp ermiş, aygıçısı bilgi ermiş, kaçan neng erser, ölür teçi kök. Şimdi kaynaklara ayrı ayrı bakalım demiştik. Talat Bey'in çevresinden bakalım buraya. Doğudan da değil mi? Eğer onların üzerine ordu sevk etmez isek ne zaman olsa onlar bizi kağanları cesur imiş, sözcüleri de akıllı imiş, ne zaman olsa öldüreceklerdir. Burada Talat Bey akıllı olarak çevrilmiş. Bilge sözünü akıllı olarak kabul etmiş.
Başka söyleyecek bir şeyimiz var mı? Bunun dışında sizlerin söyleyeceği bir şey varsa burası ile ilgili yazabilirsiniz. Ben buradan okuyabiliyorum. Eğer yok ise devamına geçebiliriz. Tamam, peki devam ediyorum. Ha, bakalım bir de yazıtlardan bakalım burası nasıl görünüyormuş. Bu satır Kagan'ı alp ermiş ileydi. Evet. Evet, buradan şimdi not var. Rybatski kaç neng olarak okumuş. Kaçan neng olarak değil, kaç neng olarak okumuş. Evet. Rybatski'nin okuyuşu kaç neng imiş. Rybatski burada az önce söylemiştim. Rybatski kaç neng olarak okuyor. Rybatski'ye göre kaç neng? Erhan Aydın da Rybatski'nin okuyuşunu takip etmiş. Evet. Notlar için teşekkür ederim. Sağ olun. Demek ki farklı okuyuşlar var. Dolayısıyla farklı okuyuşlar farklı çevirileri getirir. Burada Radloff'tan bakalım nasıl görünüyor bu kısım. Radloff'tan bakar isek bin 1, 2, 3, 4. Bu arada Radloff'un sayıları farklı. Onu özellikle oraya koydum dikkat ederseniz. Bizim bugün takip ettiğimiz numaradan bir fazladır Radloff'un numaraları. Biz mesela şu anda 20 ve 21. satırı okuduysak bizim 20. satır kabul ettiğimiz satır Radloff'ta 21. satır. Bu fark görülsün diye ben sağ tarafa bugünkü modern sayıları da koydum. Bugünkü takip ettiğimiz numaraları koydum. Radloff'un kullandığı estampajda ilk kelimeler kayıp. Mesela buradaki Artuk Kırgız değil mi? Bu kayıptı 20. satırda. Ya da 21. satırda Kagan'ı alp ermiş. Bu da kayıp Radloff'un kullandığı Çısı'dan itibaren var. Radloff'ta evet Radloff'ta epey bir kayıp var. Epey bu kısımlar tabii Radloff'ta o kadar iyi okunmuyor. Bu sebeple çift yorum var. Kaç neng, kaçan neng biraz da bu satırların iyi okunamıyor olmasından dolayı. Bugüne bakalım. Bugün neredeyse aynı. Bakın burada Radloff haklı. Daha o dönem bayağı bir tahrip olmuş, kaybolmuş bu kısım. Ama ikinci kez geçtiğinde bu kaç neng kelimesinin ikinci kez geçtiği yerde kaç var, kaçan veya kaçan ve sadece ng harfi var. Kaçanın gibi, kaçanın gibi. Kaç neng okuyuşunda ne olabilir? Kaç ve neng okuyacak olsak niçin ne bir olsun? Bunu bir soru olarak bir kenara koymamız gerekir. Eğer kaç ve neng okuyacak olursak niçin burada neng sözü ne bir ile yazılmıştır da ne iki ile yazılmamıştır? Bu soruyu da sormak gerekir. Elbette bu okuyuşları da göz önünde tutmak gerekir. Ama bu soruyu da sormak gerekir. Niçin kaç neng yazılırken N2 değil de N1 kullanılmıştır? Ben burada sizlere büyüteyim. Burada var. Görebiliyorsunuz. Evet. Bu neng kelimemiz için ben tek tek çıkartmıştım.
56. 56. satıra bakalım. 56. Menyir'deki karanlık bodunka diye başlayan kısma bakarsak 56. satırda, metnin 56. satırında orada tekrar geçer. Ulu boltum. Ondan sonra neng derken 56. satırda neng N1 ile yazılmıştır. Yani Tony Cook yazısının kendi içerisinde neng bir kez açık olarak N2 pardon N2 ile yazılmıştır. Yani ince N dediğimiz N ile ya da N2 ile yazılmış 56. satırda. O halde Tony Cook'ta tam yazıldığı zaman neng N2 ile yazılıyor. Burada kaç nengde veya kaçan nengde bir soru var. Bence bunun üzerinde biraz daha durmalı. Demek ki meseleli kısımlardan birisi daha. Zaten bugün okuyacağımız meseleli yerler var. Öyle olmasaydı yeniden okuyor olmayacaktık. Yani şu anda kaçıncı haftamız? Sekizinci haftamız. Sekiz haftadır okuyoruz. Birinci taşı bitiremedik. Yine de hala üzerinde duracağımız, ileride döneceğimiz kelimeler, satırlar var değil mi? Kaçan denk erse örteçi kök. Evet, başka burada üzerinde duracağımız bir şey yok. Ayguç'u söylemiştim. Dönemine ve kullanıldığı metne göre Ayguç'u değişecek. Ayguç'a tek tek bakmak gerekir. Ama madem her şeye bakarak gidiyoruz, Ayguç'a Klauzon'dan bakalım. Klauzon ne demiş Ayguç için? Dikkat ederseniz Ribatski'nin kaynaklarının başında Ribatski'nin ve Bertha'nın kaynaklarının başında Klauzon gelir. Klauzon'dan hepsini tek tek kontrol ediyorlar. Çünkü Klauzon onlardan önce ve herkesten önce defalarca bakmış, dikkatle bunları gözden geçirmiş. Ayguç'u Klauzon aymak fiili demiş. One who speaks or command yani konuşan veya emreden. Buradan bahsetmiş Ayguç'u. Ama Uygur metinlerinden fazla örnek vermemiş. Söylediğim gibi Uygur metinlerindeki şekiller için Moryas'a, Takao Moryas'ın çalışmalarına bakmak gerekir. Moryas bu konu üzerinde ayrıntılı durmuştu. Klauzon faal inşriftin oradan yer vermiş iş Ayguç'u. Gerçekten iş Ayguç'u için özellikle iş Ayguç'u için yazmıştı Takao Moryas. Evet, oradan bakılabilirmiş. Süremiz azalmış, 10 dakikadan az kalmış. 10 dakika sonra yine dönüp, tabii bitince yine dönüp okumaya devam edeceğiz. Evet, dizi seyretmekten iyidir. Bizi eve hapsetti bu hastalık. Dizilerde fazla bir şey yok. Bence bu da heyecanla izlenebilecek birçok diziden daha iyidir. Tony Cook tekrar okumak. Tabii dediğim gibi bunlar benim elimdeki kaynaklara göre benim okuyuşumla. Daha kaynak çok. Bence burada benim okuyuşumu dinlemektense gidip herhangi bir yayını alıp tekrar okumak daha yararlıdır. Onu söyleyeyim. Eski bir yayında tekrar yeniden okunabilir. Yeni yayınlarda bir başka gözle okunabilir. Aksi halde yayıncılığa darbe vurmuş olacağız. Bu konuda yayın yapanlara darbe vurmuş olacağız ki bu doğru olmaz. Dinlemekten çok okumak daha yararlı. Ben işte daha çok okuyayım diye bugün gidip ofisten kaynaklarımı taşıdım. Dönüyorum buraya. Üçe gün kavuşup sülelim. Üçe gün üzerinde duralım. Üçe gün kavuşup, tabii ben kavuşup okuyorum. 2010'a kadar, 2010 öncesi bazı yayınlarda, 2010 öncesi Türkiye'de tamamen B'li okunuyordu. Benim bildirimden sonra V'li okuyup bunu kabul edenler, takip edenler oldu. Doğrusu da V'li okuyuşlardır. Üçe gün için duralım. Bizim bugünkü Türkçemizde üçe gün
topluluk eki, agü egü bizde gugü şeklinde de görülür bazen duruma göre. Bizde kullanılmıyor. Bizim Türkçemizde esas olarak yok. Ama öteki Türk dillerinde Orta Asya'dan Sibirya'ya varana kadar bunun izlerini buluruz. Çağataycı'da da çok yaygındır. Çağataycı da canlıdır. Bu agü egüye başka ekler de gelir. Burada üçe gün üçümüz birlikte. Üçü birlikte. Instrumental eki de gelmiş. Üçevlesi, üçevlesi Orta Asya Türk dillerinde daha yaygın olarak bulunur. Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur bu konularda zengin. Çünkü bunların hepsi Çağataycan'ın söz varlığına, gramer yapısına bayağı bağlılar. Oradan besleniyor bu dört dil. Bu dört dilden ibaret değil tabii. Ta Volga'ya kadar çıkabilirsiniz, Kafkasya'ya, Volga'ya. Ama Batı Oğuzca'da Çağataycan'ın tesiri hemen hemen neredeyse yoktur. Üçe gün, üçü birlikte, üçe gü. İki olsaydı ike gü. İki olunca sadece gü olarak görüyoruz. Çünkü iki zaten ünlüye bitiyor ama iki gü değil, iki güden ziyade ike gü veya ekegü. Ekegü diye de okuyabiliriz. Yazıtlar için kapalı y ile ekegü olmalıydı. Üçe gün kavuşup, üçü birlikte aslında kendilerini kastediyor. Üçümüz birlikte bir araya gelip sülelim, sefer edelim. Üçümüz bir araya gelip sefer edelim. Edi yok kışalım. Tamamen yok edelim. Talat Bey burayı tamamen diye düşünüyordu. Yine buradan bakalım. Talat Bey'den okuyalım. Tümüyle demiş, evet. Tümüyle yok edelim. Edi, edi kelimesi metne göre, döneme göre farklı çevrilmiş. Farklı araştırmacılarca farklı ele alınmış. Edi veya idi. Hiç, asla veya burada olduğu gibi tamamen tümüyle. Yok kışmak konuşmuştuk. Bunu kışmak fiilini kısmak okuyan da vardı. En başta da Clausen'un kışmak fiiline yer verilmez Clausen'un çalışmasında. Clausen esas olarak kısmayı alınır. Talat Bey'in görüşü ise Yakutça'daki gın fiilinden kaynaklanır. Talat Bey Yakutça'da yapmak etmek ile birleştirirdi gın fiilini. Gın fiilinde de bir neye görürdü. Gın, gınmak. Yakutça'da biliyorsunuz infinitif master eki kullanılmaz, bilinmez. Gın, ortak Türkçe kıl ve yazıtlar için kış. Talat Bey bu üçünü düşünürdü. Ama Clauson kışı hiç düşünmedi, düşünmemiş. Kıs olarak kalmıştır Clauson. Mümkün ise tamamen yok edelim. Üçe gün kavuşup sürelim. Edi yok kışalım. Mümkünse henüz yok tabii. Tamamen yok edelim. Temiş demiş. Demiş tamamen bugün de birebir aynı. Türgiş Kağan Ança demiş. Talat hocam bunu Türgiş Kağan okuyor ama ben eski Uygur metinlerinde onlarda da iyilidir ama ben kapalı yerli düşündüm. Kapalı yerli Türgeş. Başka kaynaklara da bakarak yanlış hatırlamıyorsam Arap harfli kaynaklarda Türgeş okunmasını destekliyordu. Batı Türkleri o dönemki evet Çinlilerin Şituci dedikleri Batı Türkleri. Burada da bakabilirdik. Türgeşler üzerinde duracağız. Evet metnimize dönelim. Metnimizden bakalım. Burada tabii ünlüsü yazılmamış. Ünlüsü yok. Türgeş Kağan Ança demiş. Türgeş. Burada G ile ötümlü. Yani ştimhaft. Voicit diyelim. Ben Türgeş okudum. Hocam Türgeş diye okumuş. Buna en son Uygur metinlerinde Xuanzang biyografisinde denk geliriz. Xuanzang'ın dönüşü esnasında Batı Türk Kağanlığı sınırları içinden geçer ve Yavgu ile görüşür. O sırada Türgeşlerden bahseder Xuanzang. Bu da yaklaşık çeviri, tercüme olarak düşünsek 1030-1040'lara aittir bu tercüme. Bakalım isterseniz tam o satırı bulalım. O satırı bulup eğer olur ise
kolayca bulabilirsem hemen şu anda okuyabilirim. Evet. Aslında Şanzan'da geçen bu kısım birazcık şeydir. Hakaret amiz, yani birazcık aşağılayıcı ifadedir. Şöyle. Dönerken Çin'e dönüşü esnasında Şanzan'a Türk topraklarından geçmesi pek tavsiye edilmez. Söylenen şudur. Mareçi atlık uç kıdıh Türk türgeş yer ol. Kişi yenik körteçi nomuk uçuz latacılar üçün anın burhanlar anta tuğmaz. Mareçi atlık uç kıdıh Türk türgeş yer ol. Mareçi demek tamam kapanmış. Şimdi burada duruyoruz. 5 dakika sonra tekrar başlayıp devam edeceğiz.